herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine Düşündüren Gerçekler programımızda aslında her insanın günlük hayatında mutlaka karşılaştığı, ancak belki de üzerinde durup da çok düşünmediği veya adını koymadığı bir başka önemli konudan bahsedelim istiyorum. Bilirsiniz, bazı insanlar vardır, çevrelerindeki hemen herkes tarafından çok sevilirler. İşte bu sevginin en önemli sebeplerinden birisi, bu kişilerin bulundukları her yerde mutlaka hep hami konumunda olmalarıdır. Hami kelimesi, himaye eden, koruyan, gözeten anlamındadır. Bu ahlakı gösteren kimseler bulundukları her ortamda şefkat, merhamet, ilgi, alaka, koruyup kollama konularında dikkatleri en açık olan ve bu ahlak özelliklerini en yoğun şekilde gösteren insanlardır. Hiç kimse bu kişileri sen bulunduğun yerdeki tüm insanları koruyup kollamakla, karşılaşılan her türlü sorunu çözmekle ve tüm sorumluluğu kendi üstüne almakla sorumlusun diye görevlendirmiş değildir aslında. Ancak bu kimseler yüksek vicdanları, güçlü sorumluluk hisleri ve insanlara karşı duydukları yoğun sevgi ve şefkat duyguları nedeniyle kendileri sessiz sedasız böyle bir göreve talip olurlar. Ama tabii ki gidip kimseye ben böyle bir görev üstlendim, ben sizi koruyup kollayacağım, herkese sahip çıkacağım gibi bir açıklama da yapmazlar. Sadece doğal olarak olaylar geliştikçe imanları ve ahlakları gereği adı konulmadan sürekli olarak bu kişiliği gösterirler. Hami ahlaklı olmak pek çok konunun ve pek çok kişinin sorumluluğunu üstlenmek, elbette ki hiçbir şeyin sorumluluğunu üstüne almayan kimselerin durumuna göre çok zahmetli ve çok daha zordur. Çünkü onlar bu ahlakı göstermekle her şeyden önce herkesten çok daha fazla yorulacaklardır. Ve belki birçok kişinin hayatıyla kıyaslandığında onların kendilerine ayıracak çok daha az vakitleri olacaktır. Ve hata yapma, beklentileri karşılayamama, istenilen çözümleri sağlayamama ya da insanları memnun edememe gibi riskleri de üstlenmiş olacaklardır. İşte zaten birçok kimse de bu yüzden böyle bir ahlak göstermeye pek yanaşmaz. Himaye eden, koruyup kollayan konumunda olan bir insan olmanın menfaatleriyle çatışacağını ve çıkarlarına zarar vereceğini düşünürler. Bunun yerine kendileri himaye edilen, koruyup kollanan insan konumunda kalmayı çıkarları açısından daha faydalı bulurlar. Hatta zaten yine bu yüzdendir ki toplumda birçok kimse böyle sorumluluk sahibi, herkese yardım eli uzatan, koruyan, kollayan insanları kendi avami tabirleriyle enayi ya da bir nevi akılsız insan olarak nitelendirirler. Ancak işte bu yalnızca zahir gözle bakan insanların bakış açısıdır. Oysa elbette ki tam tersine onlar bu üstün ahlakı göstermekle olabilecek en yüksek aklı ve vicdanı ortaya koyarlar. Ve olayları derin bir akılla değerlendiren insanlar da zaten asıl akıllı ve kıymetli insanların bu hami karakterli kişiler olduklarını çok iyi görürler. Bu insanlar belki de görecekleri ihtimamı hak etmeyebilecek ahlaktaki kimseler için bile kendi hayatlarındaki güzelliklerden feragat eder, kendi menfaatlerinden, konforlarından özveride bulunurlar. Ve buna rağmen yaptıklarından dolayı hiçbir pişmanlık da duymazlar. Elbette herkesten çok daha fazla yorulduklarının, belki kimsenin farkında bile olmadığı detaylarla sadece kendilerinin ilgilendiğinin ve hatta çoğu zaman tüm bu yaptıkları için çevrelerindeki insanlardan hiçbir takdir görmediklerinin farkındadırlar. Ama onlar büyük bir kararlılıkla bu ahlak anlayışlarını sürdürürler. İhtiyaç içindeki insanlara yardım etmeyi, ortaya çıkan sorunları çözmeyi kendi rahatlarından çok daha öncelikli görürler. Neden mi? Çünkü onlar tüm bunları yalnızca Allah'ın rızasını kazanabilmek için yaparlar. En doğru ve en güzel olan ahlakın bu olduğunu bildikleri için böyle yaparlar. Niye hep ben, biraz da başkası yapsın demenin Müslümanca bir tavır olmayacağını bilirler. Az yapan kârda, çok yapan zararda gibi bir inançları da yoktur. Ya da az fedakarlık yapan, az sorumluluk alan dinç kalır, çok çalışan, çok yorulan ise yıpranır diye de düşünmezler. Aksine sorumluluktan kaçanların zararda, kendilerinin ise hem dünyada hem de ahirette kazançlı olduklarına inanırlar. İşte toplumda adı konulmayan, ancak herkes tarafından fark edilen bu insanların gösterdikleri üstün tavır, Allah'ın rızasına en uygun olan ahlaktır. Çünkü iman eden bir insan, imanı ve vicdanı gereği hiçbir zaman için çevresinde olup biten olaylara karşı seyirci kalamaz. Yanındaki insanların bir ihtiyacı, hastalığı, yorgunluğu, mutsuzluğu,
imani bir eksikliği veya Müslümanlar arasında süregelen bir anlaşmazlık, yaşanan bir zorluk ya da sıkıntı varsa, bunların her biri bu kimselerin birinci dereceden sahiplendikleri konulardır. Bu insanların önemli bir başka özelliği ise, bu üstün ahlakı gösterirken hiç kimseye rahatsızlık vermemeleri, her şeyi Kur'an ahlakıyla çok akılcı ve vicdanlı bir şekilde halletmeleridir. Üzerlerine gereksiz dikkat çekmeye çalışmadan, sorun çıkarmadan, çevrelerine şu anda olağanüstü bir durum var ve ben bu hayati sorunu çözüyorum gibi ya da şu anda büyük bir fedakarlık yapıyorum gibi ilginç izlenimler de vermeden, hiçbir rahatsızlık oluşturmadan olabilecek en yatıştırıcı ve en dinlendirici şekilde sorunları hallederler. Tüm bunları yaparken bu kimselerin tavırlarında dikkat çeken bir başka önemli özellik daha vardır. Bu da onların hiçbir zaman için kendilerini ön plana çıkarma gayreti içerisinde olmamalarıdır. Amaçları insanlar içerisinde lider ya da söz sahibi bir kişi konumuna gelmek, onlara üstünlük taslamak ya da bu şekilde kendilerini yücelterek enaniyet duygularını beslemek değildir. Herhangi bir takdir veya övgü beklentisi içinde de değillerdir. Sadece fedakarane bir hami karakteri içerisinde çevrelerindeki insanlara karşı şefkat, merhamet ve sevgiyle yaklaşma amacındadırlar. Hicr suresinin 88. ayetinde Allah bu üstün ahlakı bize şöyle anlatmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme. Onlara karşı hüzne kapılma. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. İşte bu insanların gösterdiği ahlak bu ayetin hayata geçirilmesidir. Ancak hami karakterinin aksine toplumdaki bazı insanlarda da tam tersi bir anlayış hakimdir. Bu kimselerde sorunu ya da rahatsızlığı olan, yardıma ihtiyaç duyan bir kişi olduğunda ona karşı şefkat ve merhametle yaklaşmak yerine daha çok kızgınlık duyarlar. Bu kişiyi kendi hayat konforlarını bozan bir nevi ayak bağı olarak görürler. Ona yardım etmektense o kişinin kendi başının çaresine bakmasını ve hatta bunu yaparken de bunu kendilerine hiç yansıtmadan, hiçbir rahatsızlık vermeden halletmesi gerektiğini düşünürler. Karşı tarafa güven verip yardım eli uzatmaktansa öfkeli üsluplarla onu daha da tedirgin edecek ve sorunlarını daha da zorlaştıracak bir üslup kullanırlar. Oysa ki aynı insanlar kendileri için aynı şartlar söz konusu olduğunda kendilerine sevgi, şefkat, hoşgörü ve anlayışla yaklaşılmasını isterler. Böyle bir sıkıntıları olduğunda hemen Allah'a yönelip bunu gidermesi için dua edip yakarırlar. Allah'tan merhamet dilerler. İşte Allah Nur suresinin 20. ayetinde insanlara bu gerçeği hatırlatarak onları da birbirlerine merhamet etmeye çağırmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazla ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten rauf, şefkat eden ve rahim olmasaydı ne yapardınız? Çok iyi biliyoruz ki tüm insanlar Allah'ın kendilerine olan şefkatine ve merhametine muhtaçtırlar. Ve her insan şefkatten, merhametten, sevgiden, hoşgörüden hoşlanacak bir ruhla yaratılmıştır. Öyleyse tüm insanlar kendileri için aradıkları bu merhameti başkalarına karşı da ellerinden geldiğince göstermeye çalışmalıdırlar. Allah Kur'an'da inananların birbirlerinin velileri olduklarını bildirmiştir. İman edenlerin sorunlarını sahiplenmek, tedirgin etmeden onlara yardımcı olmak, en yanlış tavırlarında bile Kur'an ahlakının gerektirdiği şefkatle hatalarını düzeltmeye çalışmak, herkesin yardımına ilk koşan, her türlü eksikliğe çözüm getiren, yardıma ihtiyacı olanın hiç düşünmeden ilk sığınacağı insan olabilmek, işte inananların bu veli karakterinin bir gereğidir. Allah Tövbe suresinin 71. ayetinde bu ahlakı gösteren kimseleri rahmetiyle şöyle müjdelemiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka programda yine bir başka düşündüren gerçek ile tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eğer sizin de sormak istedikleriniz olursa düşündürengerçekler@a9.com.tr mail adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.